Ve bu dakikalar o sevgili izleyiciler, her sabah olduğu gibi altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş'e gideceğiz. Artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. 9 günlük bayram tatili başladı ama piyasaları için öğleden sonra başlayacağını da işaret edelim. Ama onun öncesinde altın fiyatlarında bir düşüş gözlemliyoruz. Nedenlerini konuşacağız. Günaydın diyerek başlayayım. Yayınımıza hoş geldiniz. Altında başlayalım isterseniz. Neden düşüyor? Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Altın ons fiyatında bir miktar kar satışları gördük. 1808 dolar seviyesinde destek seviyesi olarak takip etmeyi sürdürüyoruz. Gümüşün ons fiyatında da bir miktar geri çekilmeler var. Ancak gram altın TL fiyatına baktığımız zaman düşüşlerin sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. Çünkü dolar tarafında haftanın ilk işlem gününde bir toparlanma isteği olduğunu gözlemliyoruz. Yine bant aralığı geçerliliğini koruyor. Gram altın TL fiyatı 490-507 lira aralığında. Bu bant aralığı yine bayramdan sonraki süreçlerde de devam eder diye tahmin ediyoruz. Dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketler işte Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını bu hafta takip edeceğiz. Euro dolar paritesindeki seyir ve dolar endeksindeki seyir de tatildeyken belirleyici olacak. Ama genelde 490 lira seviyesinin altında çok da sarkmalar şu anda beklemediğimizi söyleyebilirim. Peki şunu da sormak isterim. Doları ve euroyu birazcık değerlendirmenizi isteyeceğim ama onunla bağlantılı olarak bir başka emtia, yüksek rakamları konuştuk hep petrol fiyatları ile ilgili. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'le de bir anlaşmaya vardığı bilgisi paylaşıldı. Fiyatlara nasıl yansıyacak? Şu anda petrol fiyatları dalgalı bir seyirde ama genelde OPEC üyelerin kendi aralarındaki sıkıntılar fiyatları daha çok önemli oluyor. Ve dış politikadaki gelişmeler de çok belirleyici oluyor. Şu anda kısa vadeli bir baskılanma olabilir ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman petrol fiyatlarında tekrar yukarı yönlü hamlelerin devam edeceğini görebiliriz. Bu da dolar kurundaki işte bu düşüşler çok kalıcı olmuyor. Pompa fiyatlarına direkt yansıyor. İşte kısıtlamalar yavaş yavaş kalktığı için de petrol fiyatlarına olan talep de artıyor. Bu pompa fiyatlarına bence yakın bir zamanda yeni zamlar gündeme getirebilir. Her ne kadar Brent petrol tarafında hafif geri çekilmeler yaşansa da orta vadede yıl sonuna kadar yine yükseliş trendine devam ettirebilir diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Biz tabii ki 9 günlük uzun bir tatile gideceğiz ama uluslararası piyasalar hareketli. Bir yandan da şöyle bir tehlike var. Delta varyantı birçok ülkeyi esir almış durumda. Dolayısıyla evet. O 9 günlük çerçevede neler olabilir? Bir öngörünüz var mı? Vatandaşlarımız şuna dikkat etmesi gerekiyor. Şu andaki küresel piyasalardaki iyimserlik aslında bana göre suni. Çünkü birçok etken küresel ekonomilerin bozulmasına neden olacak türden Delta varyantı başta Amerika ve diğer Avrupa ülkelerinde vaka sayıları artmaya devam ediyor. Kısıtlamalar ve kapanmalar konuşuluyor. Maskelere geri dönüşler hızlanıyor ve buna rağmen de ekonomilerde işte tekrar bunları duymak istemeyen, tekrar kapanma istemeyen ekonomi de var, ekonomi yönetimi de var karşımızda. Enflasyon var. Bu enflasyon da ciddi anlamda hissediliyor, halkta hissediliyor ve enflasyonun da geçici olacağını söyleyerek de piyasaları baskılayan bir ekonomi finans yönetimi var. Dolayısıyla bunlar gerçek bir fiyatlama başlarsa bayramdan sonra biz delta varyantı, enflasyon, işte doğal felaketlerle birlikte kuraklık ve sel felaketlerinden bahsediyoruz. Bunlar ekonomilerde ciddi bozulmalara neden olabilir. O yüzden vatandaşlarımız bu iyimser havaları aslında pozisyon açısından değerlendirmeli. Turizm sektöründe ciddi bir canlanma var ama bu vaka sayılarındaki artış yeni kapanmaları gündeme getirirse fiyatlamalar daha sert olabilir. Tahminimce bayramdan sonraki süreçlerde küresel piyasaları çok da iyimser bir tablo beklemediğini düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Bu arada iyi bayramlar dileyelim. Bayram sonrasında yine sabah sizinle olmayı sürdüreceğimizi söyleyelim. Tatil planı var mı bu arada? Ben de şahsınızın bütün TGRT ailesinin ve sevgili izleyicilerimizin Kurban Bayramı'na enişten dileklerini de kutluyorum. Küçük bir ricayla sohbetimi sonlandırmak istiyorum. Özellikle kuraklığın olduğu bu dönemlerde vatandaşlarımız bu tatil sezonunda suyumuzun bir damlasını bile israf etmemeli. Özellikle bu doğal felaketlerle birlikte enflasyonda ciddi artışları göz önünde bulundurarak mümkün olduğunca israf etmeden bu bayram tatillerini geçirmelerini rica ediyorum. Çünkü hem doğal felaketler hem kuraklık dünyada su sıkıntısını beraberinde getirecek.
İşte o sıkıntılar gündeme geldikten sonra aslında konuşulacak çok da bir şey kalmayacak. Elimizdeki hortumla arabamızı yıkarken ya da bağ bahçeyi sularken biraz daha tasarruf yaparsak bence ülke ekonomisine vereceğimiz en güzel katkı olacağını düşünüyorum. Tatil programım yok, İstanbul'da olacağım. Ben tatillerde genelde Anadolu'ya çıkmayı çok da tercih etmiyorum. Eylül ayında tercih yapmayı daha çok uygun görüyorum. İstanbul daha bir güzel oluyor aslında İstanbul'da kalanlar için. Trafik olmuyor. İstanbul bize kalıyor diyebiliriz. Uyarılarınız için teşekkür edelim. Hem su hem de gıda konusunda sıklıkla tekrarlıyorsunuz. Dikkate almak da gerekiyor. İş işten geçtikten sonra yapacak pek de bir şey kalmıyor çünkü. Sevgili izleyiciler, altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Emiş'ten yorumları aldık. Ve tabii ki kendisiyle bağlantılarımız bayram sonrasında da devam edecek. Bunu da bir kez daha hatırlatalım.